Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle fiziksel rehabilitasyon kitabımızın dördüncü ünitesi olan yaşlı bireylerde akut sağlık sorunları sonrası bakım konusundan bahsedeceğim. Ünite'nin amaçları. Ünite'nin amaçlarına baktığımızda öğrenci bu dersin sonunda yaşlı bireylerde görülen akut ve kronik hastalıkların özelliklerini açıklayabilecek. Yaşlılarda akut bakım gerektiren hastalıkları tanımlayabilecek, yaşlı hastalarda akut bakımda karşılaşılacak sorunlar ve çözümlerini listeleyebilecek ve son olarak yaşlı hastalarda akut bakımda karşılaşılabilecek durumlar ve çözümlerini açıklayabilecektir. Yaşlı bireylerde akut sağlık sorunları sonrası bakım ünite içeriğine baktığımızda şu alt başlıklardan oluşmaktadır. Yaşlılık dönemi hastalıkları ve bakımı. Yaşlı hastalarda hastane bakımı. Hastanede yatan yaşlı hastalarda gelişen sağlık problemleri ve bakımları. Yaşlı muayene ve değerlendirmesi. Akut bakım gerektiren hastalıklar ve bakım stratejileridir. Yaşlılık dönemi hastalıkları ve bakımı. Çoğu zaman yaşlılar kendi ihtiyaçlarını ve bakımlarını karşılayabilecek kapasiteye sahiptirler. Fakat kendi ihtiyacını karşılayamayan yaşlı bireylerde ise bakım ve tedavi gerekmektedir. Yaşlılık dönemi hastalıkları ve bakımı. Yaşlıların yaşam kalitelerinin artması için bakım hizmeti gerektiren bazı sağlık problemleri de oluşmaktadır. Bakım hizmeti gerektiren sağlık problemleri şunlardan oluşmaktadır yaşlıların felç durumları, yaşlılarda oluşabilecek yanıklar, omurga ve omurilik yaralanmaları, yaşlılarda gerçekleşebilecek olan organ kayıpları, kalça kemiği kırıkları, yaşlılardaki kafa ve beyin yaralanmaları ve protez ve eklem ameliyatları bu grup içerisinde yer almaktadır. Yaşlı hastalarda hastane bakımı Yaşlılık döneminde akut bakım sıklıkla hastane ortamında öncelikle bireyin sağlık problemlerine yönelik tedavi ve iyileştirme amacıyla yapılmaktadır. Sağlık bakım ihtiyacı yaşlının akut veya kronik hastalığının etkilerine bağlı olarak daha uzun dönemde de devam edebilmektedir. Yaşlının akut bakımında çeşitli personeller görev almaktadır. Bu görev alan personeller arasında bazıları şunlardır. Yaşlı tıp birimi, fizyoterapist, iş meşguliyet terapisti, konuşma ve dil terapisti, hemşire ve sosyal hizmet uzmanları bunlardan bazılarıdır. Hastanede yatan yaşlılarda gelişen sağlık problemleri. Hastanede yatarak tedavi edilen yaşlı hastalarda en önemli sorunlar uygulanan tedavinin yan etkilerinden veya uzun yatış süresine bağlı olarak oluşan problemlerden meydana gelmektedir. Uzun süreli yatmaya bağlı olarak çeşitli problemler şunlardır. Kas iskelet sistemindeki problemler, derideki değişiklikler, üreme sistemindeki problemler, nörolojik problemler kalp damar sisteminde meydana gelen değişiklikler psikolojik problemler solunum sisteminde meydana gelen değişiklikler ve yine son olarak beslenme ve sindirim sistemindeki problemlerdir. Yaşlı muayene, değerlendirme ve bakımlar. Akut bakım ihtiyacı olan yaşlı hastala öncelikle değerlendirmesi gereken parametreler şunlardır. Yaşlı hastanın zihinsel fonksiyonları, yaşlı hastanın fonksiyonel zayıflık durumu, depresyon durumu, yaşlı hastada gerçekleşebilecek olan enfeksiyon durumu, yaşlı hastanın kullandığı ilaçlar ve yaşlı hastanın beslenme durumu önemlidir. Kalça kırığı olan hastanın akut bakımı. Kalça kırığında ameliyat öncesinde bakımın hedefi Hastalığı ameliyata ve sonrasında hazırlamak olmalıdır. Ameliyat sonrasında bakım ve tedavinin amacı ise hastayı gelişebilecek problemlere karşı korumak, en erken dönemde ayağa kalkma ve yürümesini sağlamak ve hastanede kalış süresini kısaltmak olmalıdır. Felç olan hastanın akut bakımı Akut felç hastasının acil bakımı 4 basamaktan oluşmaktadır. Bu dört basamak ise sırasıyla şunlardır. Felç olan hastanın erken müdahalenin yapılması, acil medikal hizmet bağlantısının kurulması ve ulaşımının sağlanması ve ulaşım aynı zamanda mutlaka hastaneye transfer olmalıdır ve hastaneye ulaştırılmalıdır ve en son olarak da hastanede gerçekleştirilen yaşlı hastanın değerlendirilmesi, ortaya konulan tanı ve bunun sonucunda tedavinin uygulanmasıdır. Parkinson hastalığında akut bakım. Parkinsonlu bir hastanın tedavi ve bakımı sırasında dikkat edilecek önemli hususlar şunlardır. Parkinson hastasında ilaçların olası yan etkilerine karşın hasta sürekli değerlendirilmelidir. Yine bu hastalıkta sıvı tüketimine dikkat edilmeli ve mutlaka sıvı tüketimi artırılmalıdır. Hasta hareketsiz olmamalı ve sürekli olarak sık sık yatak içinde oturtulmalı hatta mümkünse yürütülmelidir. Ayrıca hastanın egzersiz uygulamaları mutlaka yaptırılmalıdır. Alzheimer hastalığında akut bakım Alzheimer hastasının tedavi ve bakımında dikkat edilecek noktalardan bazıları şunlardır. Hasta ile iletişimde hastanın anlayabileceği şekilde fakat çocuk gibi değil, bir yetişkinle konuşurmuş gibi aynı ses tonuyla, bağırmadan, sesi yükseltmeden göz teması kurularak konuşulmalıdır. Ve yine hastaya tek tek anlaşılır komutlar verilmelidir. Yine hastaya günlük yaşam aktivitelerine yardım edilmelidir. Düzenli olarak egzersizleri mutlaka yaptırılmalıdır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.